Tost yiyorum diye nasıl bekliyor? Ve bomboş okul. Bekleyenler çoğaldı. Birazdan sunum var. Başlıktaki konuya odaklanamıyorum. O yüzden ne yapıyorsun? Hep mi atıyorsun İlayda? Ve kedi. Her zaman bir kedi. Kedinin videosunu çekiyorum. Kedi videosu atıyorsun hep chat'e. Ya. Hii yapıyor. Şu sunum bitsin hele. Rahat rahat içim açılsın. Ya o ne öyle? Şov yaptım şov. Sunum nasıldı? Teşekkürler. İyi, sunum da bittiğine göre rahatladım şu anda ya. Sevgili barok sanatı. Evet. Şov Gökhan efsaneydi. Gençler, sunum nasıldı? Harika. Very well, very well. Çok samimi bir sunumdu. Bayıldık. Sunumunuzu çok beğendik. Tahir. Hadi görüşürüz. Üniversiteli olmak. O kadar da abartılacak bir yanı yok tabii. Sonuçta potansiyel işsizsiniz ama. İşte kazanarak buraya gelmek sıkıntı. Kesinlikle düzenli çalışmanız gerekiyor. Evsun. Efendim? Bu üniversiteye kazanırken nasıl hazırlandın? Hazırlandım. Üniversite beni seçti. Kendi geldim buna. Hayır, yani şöyle. Zaten 3 bölüm istiyordum. Ama burası hep hayalimde vardı. Dedim, ucundan çizdiğim prehistorya ile dedim. Öyle oldu. Ama çalıştın yani sonuçta. Testi çözdün. O edebiyat test... çalıştım. Edebiyat. Tavsiyem edebiyat çalıştım. Zaten TM3 ile girdik. Edebiyat ağırlıklı olduğu için. Evet. Yani edebiyat. Bölümünüzün ağırlığına yönelmeniz gerekiyor. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Oturup eşek gibi çalışmamız lazım. Ben çalıştım. Yok, ben çalışmadım. Ben sallayarak tutturdum. O çok güzel bir hikaye. Onu başka bir zaman anlatacağım. Efsane ama hikaye. Soru şu. Üniversiteye nasıl hazırlandın? Şöyle... Bütün herkesin de görüldüğü üzere çalışmadım. Herhalde siz de burayı kazandığınız zaman çalışmadım diyeceksiniz. Ama gelirseniz burada çalışacaksınız. Buna emin olun. Al. Burada çalışılıyor. Burada çalışılıyor. Aynen. Şeyden daha zor. Üniversiteye daha kolay hazırlandığınız gibi kalıyor bir anda. Üniversiteye hazırlanmak düşüyor. Bir üst sınıfa geçmek, dersten geçmek bitiriyor adamı. Gökhan şov yapıyor. Mesela. Teşekkürler Gökhan. Hayatımda hiç çok çalışan bir insan olmadım ya. Benden öyle gelmiyor. Bir ders çalışmaya başladığım zaman büyük ihtimalle 20. saniyesinde kopup gidiyorum. Hiç de devam ettirmem. Burada da şu anda haybeye geçiyorum denebilir. Hatta geçip geçmeyeceğim sıkıntıda. O da ileriki günlerde belli olacak. Sınavlar açıklandıkça eksiler geliyor. Batıyor olabilirim. Sınıf tekrarı diye bir şey de yok. Çapraza falan kalıyorsunuz. Çapraza kalanların anlamadığı bir sistem. Yaz okulu var mı? Yaz okulu yok. İstanbul Üniversitesi'nin yaz okulu yok. Mezuniyet. Üniversiteyi kazanmak için bir test sınavına girmeniz gerektiği zaman, bir dizi test sınavına girmemiz gerektiği zaman, girmeniz gerektiği zaman beynim yandı. Bu yüzden belli çalışmanız gerekiyor. Başka türlü kurtarmıyor çünkü. Yoksa düşük yapıyorsunuz yani. Üniversitedeki sınavlara benzemiyor. Ona oturup çalışıyorsunuz düzenli bir şekilde. Eksik olduğunuz konuları tamamlıyorsunuz. İstediğiniz bölüme gelene kadar kendinizi arttırıyorsunuz. İstediğiniz bölümün konumuna getirdiğiniz zaman hatta bir üstünü hedefleyin, sıkıntı olmaz. Üniversiteyi kazanıyorsunuz. Aşağı yukarı ben de aynısını yaptım ama kendimi zorlamadım hiçbir zaman. Esas olay üniversiteyi kazandıktan sonra başlıyor. O çok kötü bir şey. Tabii şu anda önünüzde üniversite sınavı olduğu için şu anda üniversiteyi de pek kazanamadığınızdan daha bunu düşünmeniz için daha var. Ama kesinlikle şunu söyleyebilirim ki üniversiteyi kazandığınız zaman LYS, YGS, halen ismi aynıysa onlar hiçbir şey kalıyor. Hiç kolay değil okumak. Ama okumanın verdiği avantajlar bilmediğim okumak tatlı oluyor. Kumar oyunlarını öğreniyorsun. Ney? Bilmediğin bütün kumar oyunlarını öğreniyorsun. Kafelerde geçen zamanlara denk geliyor. Okumak dışında her şeyi yapabiliyorsun üniversite okurken. İşte o çevreyi kendin belirliyorsun. İstersen okuyanlarla takılıyorsun, istersen kumar oynayanlarla takılıyorsun. Kimse de bir şey demiyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki olur da üniversiteyi kazanırsanız ineklemeyin.
Çünkü hayat zaten üniversitede yaşanıyor. Üniversiteden sonra işti, kariyerde oydu buydu derken zaman çok çabuk geçiyor. O yüzden etkinlik ne yapacaksanız üniversitede yap. Eğlenmek için üniversiteyi seçin. Kesinlikle. Ne bu, Bilgi Üniversitesi reklamı mı oldu? Hayır, bu ondan sonra İstanbul Üniversitesi reklamıydı. Kimsenin sizi takmamasını istiyorsanız, kendi başınıza rahat bir hayat geçirmek istiyorsanız üniversitede, zorlama olmadan, İstanbul Üniversitesi güzel bir yer. Sonunda geldik merkeze be. Yeter artık, yeter. Yeter. Gece gece çıkalım. Rahım. Uyat ya. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Düzgün, düzgün çalışın. Ne oluyor? Üniversiteyi kazanırsınız. Hiç sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şuna mı diyorsun? Sevdiğiniz dersleri yapın. Eksik olmadığınız konuları, eksik olduğunuz konuları belirleyin. Onun üzerine... Aa, burada şey var bugün. Yarın mı? Mustafa Ceceli geliyormuş. Fetiş Şöleni. Yarın bakarız buna ya, işimiz gücümüz yok. Mustafa Ceceli'yi severiz. Bu da güvendiğimiz. Tarihi kapı. Yine okul turu oldu ya. Hep bir okul turu oldu. ATM'de yine sıra var ziraatin. Artı sırayı biz de yapıyoruz. Sıradasın. Yes. Yine hava karardı, evet. Bu hava çok çabuk kararıyor bugünlerde. Veya ben çok şey yaptım. Eve geçtim, videoyu hallettim vesaire vesaire. Sonra dışarı çıktım, sinemaya gittim. İbo'nun, onun filmine gittim. Çok güzel olmuş, izleyin. Adını bile unuttum. Ben küçük esnaf. Gülmekten adını unuttum filmin. Neyse, iyiyim. Üniversitede olunca, İstanbul Üniversitesi'nde okuyunca böyle oluyor açıkçası. Hani kazanmak için de bahsettiklerimi yaparsanız, ki herkesin bahsettiği bir şey, sonuçta oturup sizin istemeniz gerekiyor. Hele üniversiteye geçince kimse bir şeye zorlamıyor. İsterseniz bir yıl yatın. Bir türlü geçersiniz veya bir yıl kalın, ne olacak yani. Üniversite rahat. Böyle efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz.